annelerinden ayrılmak istemeyen 3 çocuğun feryadı yürekleri yaktı. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın 7, 4 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'la çekişmeli boşanma davası sürüyor. Yağmur Sarnıç, geçici velayetleri babalarında olan çocuklarını sadece pazar günleri 7 saat görebiliyor. Geçen yıl yine velayet davasıyla gündemde olan çiftin çocuklarının yeni görüntüleri yürekleri yaktı. Yağmur Sarnıç kendisinden ayrılmak istemeyen çocuklarını ikna etmeye çalıştı. Sarnıç özellikle 4 yaşındaki kızı Elvin'e uzun süre dil dökmek zorunda kaldı. Emre Aşık önce 2 yaşındaki kızı Eslem'i annesinin kucağından aldı. Yaşındaki Elvin'e Aşık kargaşadan yararlanıp annesinin cipine bindi. Aşkım sen gitmedin, gel. Anneciğim biliyorum, ben de vermek istemiyorum ama görüyorsun. Yağmur Sarnıç çocuklarını almak için uğraş veren Emre Aşık'a hesap sordu. Abla, baba, abla, çocuklara baba 7-8 aydır niye gelmiyorsun? 7-8 aydır niye gelmiyorsun? Hadi sen de bak. Yağmur Aşık 4 yaşındaki kızı Elvin'i bakıcıya değil babasına teslim etmek istedi. Boşanma davaları devam eden karı kocanın dakikalarca süren kavgası Emre Aşık'ın oturduğu siteyi inletti. Ha? Gel buraya, buraya de. Gel bakalım. Gel bakayım buraya. Delikanlı. Oradan bağırmakla olmaz. Seninle bağırmak olmaz.
çocuk ağlıyor. Senin o çocuklar ağlıyor, hiç vicdan ve sızlamıyor değil mi senin? Yağmur Sarnıç her hafta sonu aynı tabloyu yaşadığını anlattı. Her hafta sonu çocuklarım üçü de kendini yerlere atıyor. Bu şekilde ağlayarak gitmek istemiyoruz diyor. Ve ben çocuklarımı zorla getiriyorum. Zorla karga tulumuma bırakmak zorunda kalıyorum. Kaçıyorum yani. Bunu yaşıyorum ve beni, çocuklarımın beni sevmediğini, canavar bir anne olduğumu iddia ediyorlar. Peki soruyorum, neden her hafta sonu buradaki bütün konu komşuları, kapıcısına kadar herkes buna şahit. Benim çocuklarım ağlıyor, annemi istiyorum diyorlar ya. Evet, neden? Ve bir babalarından. Şöyle, bir tane yanımda çalışan bir kadın, Türkmenistanlı, parasını benim verdiğim. Sonrasında Emre Bey daha fazla para veriyor, kadını satın alıyor, evimdeyken ajanlık yapıyor, bir ay boyunca her şeyimi bildiriyor. Bunun neticesinde de bu kadının beyanı doğrultusunda benim çocuklarımı da ödüğümü iddia ediyor. Çocuklarım elimden alındı ve o kadını çektiniz onun yanında şu anda. Sarnıç, eşinin derdinin çocuklar değil, para olduğunu iddia etti. Hatta ben uzun bir zamandır hem bu korona hem de kendi problemlerimden dolayı çocuklarımı göremedim. Yani gerçekten maddi manevi sıkıntılar çektim. Beni çok zor şeylere soktu. Sürekli insanları benim üstüme saldı. Sürekli kaosu soktu. Beni çocuklarımı göremedim. Koronadan dolayı da korktuğum için de gelemedim. Benim alacağımı bilmedikleri için çocuklarımın her yeri darptı. Gözleri mosmordu. Emre Bey'in derdi çocuk değil. Emre Bey'in derdi çocuk olsaydı ilk boşanma davasındaki protokolde hiçbir para mal talep etmemem karşılığında çocukların üçünü bana vermeyi kabul etti. Bu adam madem çocukların can güvenliği yoktu da neden öncesine vermeyi kabul edip bir ay sonradan bunların hepsi gerçekleşti? Bu senaryoyu ben yetkililerin görmesini istiyorum ya. Benim çocuklarımın çırpınışını, benim gözyaşlarımı görmelerini istiyorum. Birileri bize yardım etsin ya. Ben çocuklarım koynuma alıp uyumak istiyorum onlarla. Ve biz sadece sabah 10'dan ben 4'e kadar onları görebiliyorum. Ve bu senaryoyu görmemek için ben aylarca gelmedim, onlar bu şekilde ağlıyor bırakamıyorum diye görmeye gelmedim ya. Yağmur Sarnıç ertesi gün 3 çocuğunun hastaneden aldığı darp raporlarını sosyal medyadan paylaştı. Emre Aşık eşinin iddiaları üzerine sosyal medyadan çocuklarıyla evde oyun oynadığı neşeli görüntüler paylaştı. Burada sev ama. Gel. Pis. Estem sen de sev. Sen de kızım. Gelin buraya. Gel buraya. Yağmur Sarnıç'ın avukatı Gökhan Özdemir ise Perşembe günü Çağlayan Adliyesi'ne gitti ve çocukların darp raporlarıyla mahkemeye başvurdu. Hastane raporunu da zaten doktor raporunu da görecektir. Çocuklar psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet görmektedir. Bu nedenle biz mahkemeye başvuru yaptık. Ortada 3 tane çocuk söz konusudur. 3 tane çocuğun menfaati şu an için her şeyden daha önemlidir. Bizim bütün amacımız bundan sonraki süreçte çocukların mağdur edilmemesine yönelik olacaktır. Boşanma davasıyla ilgili de bir gelişme olacak. Onunla ilgili de yeni bir karşı dava açma hazırlığındayız. Onu da yarın sunmuş olacağız çok büyük ihtimalle. Yağmur Hanım'ın asıl boşanma sebebini bu zamana kadar çocukların menfaatini düşünerek gizlemesi söz konusudur. Ancak yarından sonra asıl boşanma sebebi ortaya çıkacaktır. Haysiyetsiz yaşam sürme ve Yağmur Hanım'ın yalnız bırakılması, Yağmur Hanım'ın kendini yalnız hissetmesinden dolayı Yağmur Hanım boşanma aşamasına gelmiştir. Bu ilişkinin bitme sebebi, asıl sebebi budur. Ne demek istediğim çok net olarak bilinmektedir zaten. Sarnıç'ın ayrıca eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için 10 milyon TL'ye kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. İşin magazinel boyutuna çevirmek, öldürmeye teşebbüs, öldürmek için birini azmettirmek bunlar çok ciddi ithamlardır. Çok ciddi iftiralardır. Bunlarla ilgili bir haber yaptırmak gerçekten kişilere yakışmamaktadır. Varsa böyle bir iddia, varsa böyle bir durum söz konusuysa eğer, bununla ilgili ne gerekiyorsa her türlü savcılık şikayeti yapmalarını tavsiye ediyorum. Ancak böyle sürekli yeni bir iddia, sürekli yeni bir itham, sürekli Yağmur Hanım'ın kötü gösterilmeye çalışması, Yağmur Hanım'ın 3 çocuk annesi bir kadın olduğunun ve hatta ileride çocukların bu haberleri göreceğini bile umursamadan böyle haberler yaptırmak gerçekten yakışmamaktır kişilere.